Herkese merhabalar. Bugün Rıdvan Bey ile birlikteyiz. Rıdvan Bey yurt dışı kariyer hedefi için PT sınavını tercih etmiş bir adayımız ve 1,5 ayda 55 puan hedefi iken 57 puanı aldı. Evet Rıdvan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Öyleyse hazırsak ben ilk sorumla başlıyorum. Tabii ki hazırım, buyurun. Tamamdır. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, adım Rıdvan Atıcı. 34 yaşındayım. Yaklaşık olarak 10 yıldır Sağlık Bakanlığı adına çalışıyorum. Çeşitli görevlerde bulundum. Şu anki fonksiyonum da Sakarya ilinde aşılamadan ve bulaşıcı hastalıklardan sorumluyum. Aynı zamanda da bir devam eden bir doktora sürecim var yine Sakarya Üniversitesi'nde. Kısaca hani bu şekilde kendimden bahsedebilirim. Pekala, teşekkür ederiz. Peki ikinci sorum. Teşekkür ederim. PT sınavına katılma fikrine nasıl karar verdiniz? Sizi buna iten ne oldu? Evet. Öncelikle amacım yani genelden başlamak olursa eğitimime ve kariyerime, daha doğrusu hayatıma Amerika'da devam etmek istiyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri'de yaklaşık olarak sanırım son 6 ay önce olabilir, tam emin olmamakla birlikte PT akademik sınavını da bu tür amaçlar için uygun sınavlar listesine ekledi. Tıpkı işte IELTS, TOEFL sınavlarında olduğu gibi. Ben de tabii bunlar arasında işte hangisinde çalışmak daha kolaydır, hani hangisinin artıları eksileridir nedir diye çeşitli araştırmalar içerisine girdim ki eminim ki şu anda birçok kişi de hani bu tür amaçları olan kişiler bu tür araştırmalar içerisine giriyordur. Ve bunların sonucunda çeşitli sonuçlar elde ettim. Yani hayat sınavı ile ilgili özellikle mesela çeşitli deneyimlerim oldu. Yani daha doğrusu sınava tam olarak almasam da bazı işte sorular çözdüm, işte mock testler vesaire gibi şeyler denedim. Benim için gerekli olan IELTS puanı overall minimum 6,5 ve speaking de 7 üstü olmak zorundaydı. Hani bunun PT'deki istenen sınav sonucu da 55 üstü olmak zorunluydu. Yani Amerika'nın benden istediği, yani talep ettiği, hani benim mesleğimde benim için gerekli olan diyeyim sınav skoru buydu. Bunlar arasında hani bir baktım, hani ölçtüm, tarttım diyeyim. PT sınavının daha ulaşılabilir bir hani 55 puanına ulaşmanın IELTS'te 7 puanlara ulaşmaktan daha kolay olduğu kanaatine vardım. Keza TOEFL ve OET diye bir sınav var. OET'de tıp bilimleriyle ilgili yani biraz daha hani o IELTS kadar bir bilgim yok. Hani sizin kadar da muhtemelen bilgim yoktur. Belki arkadaşlar daha iyi bilir. Tıp sektöründeki kişileri yine tercih ettiği bir sınav olmakla birlikte hani IELTS formatında olduğunu biliyorum. O da hani geçerli bir sınav. Onu neden tercih etmedi diye belki düşünenler olabilir arkadaşlar arasında. Çünkü oradaki hani makaleler vesaire de tıbbi hani tıbbi konularla daha bağlantılı olduğu için hani bu sektörden birine belki daha kolay gelebilir. Ama hani onun da handikapı nedir diye sorarsanız bence bir kere bunu sürekli almak çok kolay değil. Çok fazla merkezde yapılan bir sınav değil. Maliyeti yine çok fazla, hani sınav sonrası gibi süreçleri falan daha uzun ve bunların hani böyle bilgilere ulaştım diyebilirim. Bunların neticesinde PT'nin bana en mantıklı karar olduğunu düşündüm ve sonrasında da hani araştırmalar sonucu muhtemelen ilerleyen noktalarda o konulara da geçeceğiz ki sizi buldum ve ilk görüşmemiz çok güzel bir sizinle görüşmüştük diye hocam hatırlıyorum. Çok değerli bilgiler sunmuştunuz. Ve ondan sonra da artık kafamdaki tüm o bulutlar dağılmıştı ve tamamen PTE sınavına hedeflemeye düşünmüştüm. Yani yaklaşık olarak 2-3 ay önceydi diye hatırlıyorum. Bu şekilde diyebiliriz. Pekala, pekala. Teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Evet, ben OET sınavını duymuştum. Daha tıp üzerine İlerleyen bir sınav. Daha böyle mesleki yeterlilik gibi bir sınav aslında. Ve maliyetinden de haberim var birazcık. Yani bence doğru bir fikir olmuş PT'ye dönmek aslında. Pekala. 1,5 aylık bir süreç var.
Bundan hani sınava çalışmaya başladığınız 1,5 aylık süreç var. Bu 1,5 ay içerisinde neler yaptınız? Nasıl hazırlandınız bu sınava? Evet. Bu sınav özelinde dediğiniz gibi 1,5 ay bir çalışma var. Hani ama açıkçasını söylemek gerekirse hani onun öncesinde de böyle genel İngilizce anlamında çalıştığım bir 5-6 aylık bir süreç vardı. Hani ondan da bahsetmem gerekiyor. Hatta bunun yaklaşık 1 ay belki biraz daha fazlasını İrlanda'da yurt dışında geçirmiştim. Ve o süreçte de hani böyle bir sınava hazırlanmaktan ziyade hani o gerek İrlanda'da bulunduğum süreç olsun daha sonra döndüğüm ülkemdeki süreç olsun İngilizceyi hayatıma katmak gibi işte podcastler dinlemek gibi işte oradaki arkadaşlarla hala iletişim mesela devam eder. Böyle bu tür işte speaking aktiviteleri olsun işte çeşitli yazışmalar olsun işte okumalar falan böyle tıbbi kendi alanımla alakalı makaleler okumak gibi böyle hani İngilizcemi hayata katacak şekilde bir sürecim vardı. Yani bunun da illaki etkisi vardır. Ama şöyle bir şey oldu. Hani bu süreçten bahsedecek olursak o 1,5 ayın ilk başlangıcında sizinle konuştuktan sonra hani bir seviyemizi görelim diye bir mock test öneriniz olmuştu ve hiç unutmuyorum ondan 38 almıştım. Ya o 38 almak hakikaten çok ciddi bir travmatik etki oluşturmuştu bende. Yani hiç unutmuyorum. Ama sonrasında hani tekrar bir görüşme yapmıştık ki oradaki 38 puanın da çok değerli olduğunu, hani bundan sonraki sizinle birlikte böyle stratejik olarak çalışmalarımızla birlikte hedefinize çok rahat ulaşacağınızı, hani PT sınavının da böyle kısa sürede çeşitli stratejilerle yol almanın, mesafe kat etmenin uygun olduğu bir sınav olduğundan bahsetmiştiniz. Tabii ben anladım bunu ama hani yaşadıkça daha iyi anladım sizin dediklerinizi. Keza öyle oldu. Hani bu 1,5 aylık sürece odaklanacak olursam iyi bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Yani hani öyle hani hiç çalışmadan bunu aldım desem yalan olur. Hani günde minimum 6-7 saate yakın bir çalışma yaptım. Ve buradaki çalışmadaki en önemli nokta da hani eksik bulunduğum noktalara özellikle vurgu yapmaya çalıştım. Ki PT'nin zor olduğu noktalar var. Daha doğrusu bu kişisel bir şeydir. Belki başka birine daha kolay gelebilir ama benim mesela zorlandığım işte repeat sentences gibi işte write from dictation gibi ki bildiğim kadarıyla sizin de eğitimlerde bahsettiğiniz gibi birçok öğrencinin en çok zorlandığı bölümler oluyor burası. Oraya ekstra önemler vermeye çalıştım. Yani daha doğrusu her gün bir limit koydum. Mesela işte repeat sentence'dan minimum her gün 30 tane ya da 35 tane civarında soru çözüyordum. İşte write from dictation'dan işte 20 tane, 25 tane keza soru çözüyordum. Yine işte ilk zamandan hani o vermiş olduğunuz özellikle writing ve speaking'de efektif olan o template'leri ezberlemeye çalıştım. Bu şekilde devam etti ve son 2 haftada tamamen her gün birer mock test çözerek ilerlemeye başladım. Ve o arada hiç mock test almamıştım. Yani açıkçası çok da merak ediyordum hani sürecim. Çünkü en son başlangıçta 38 almışım. Hani ne alacağım diye. Sonra son 2 hafta kala yaptığım ilk mock testte de 55 aldım diye hatırlıyorum. Ya bu da beni mutlu etti. Sonraki işte o süreçte de hep 55 üstü ortalamalarla falan gittim. Maksimum da 61 aldım diye hatırlıyorum yanlış değilse. Bu beni biraz rahatlattı. Sınavda da genelde hani hep olur ya birçok kişi de işte böyle yaptığınızın 1-2 puan düşüğünü falan yaparsınız. Muhtemelen benim de öyle bir şey olmuştur ki 57 gibi bir sonuç aldım. Bu benim için yeterli bir sonuçtu. Ve de çok hani sayenizde de çok mutlu bir şekilde ayrıldım. 1,5 aylık gibi kısa bir sürede. Böyle özetleyebilirim. 1,5 ayda 57 puan iyi puan, gerçekten iyi puan, ama çok sıkı çalışmışsınız. Yani siz bunun gerçekten her ne kadar kolay olsa da, her ne kadar taktiklerle, stratejilerle, kolay demeyeyim aslında, daha çok kullandığımız taktikler ve stratejilerle biz bu sınavı birazcık daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Biraz daha avantaj olarak döndürmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Siz bunları etkili bir biçimde kullanmışsınız ama her ne olursa olsun bu bir yine de bir sınav olduğu için buna önem vererek güzel bir verimli bir çalışma ile ilerlemişsiniz. Tabii ki bunun da sonucunu, yani emeklerinizin karşılığını almışsınız bir nevi baktığımda.
Güzel olmuş yani, denemeler her daim çok önemli. Size hatırlıyorum, ilk zaman da söylemiştim, ilk yaptığınız mock testten de sonra ilk yapılan mock testler her zaman birazcık düşük gelmeye mecburdur. Çünkü sistemi bilmiyoruz. Sistemi bilmediğimiz için bu bize puan kaybettirebiliyor. Nerede ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu mock testler konusunda, hani deneme testleri bu yüzden çok önemli. Sistemi öğreniyorsunuz. Sistemin nasıl ilerlediğini öğreniyorsunuz. Yani sadece formatı bilmek size 4-5 puan kazandırabiliyor bazı yerlerde. Sadece formatı bilmek. Bu yüzden ilk mock test her zaman bir düşük gelir ama yine de belirli ölçüde bize bir şey verir, geri dönüt verir. Formatı bilmediğiniz için atıyorum bir 5 daha, 5 puan daha koysam 43. Ben diyebilirim ki evet, 55'i 1-1,5 ayda erişebilir ki hakeza öyle de olmuş. Hani son 2 haftada yaptığınız ilk mock teste 55'e kadar gelmişsiniz. Bu çok iyi. Pekala, teşekkür ederiz. Bir diğer soru. Eğitim almayı önerir misiniz? Neden? Yani kesinlikle öneririm diyeyim öncelikle. Çünkü bu sınav hani bir nevi yani kendi açımdan tabii belki bazı insanlara gerekli olmayabilir. Hani bunu bilemem. Hani belki çok düşük bir puan hedefindedir ve İngilizcesi çok iyidir. Hani ona bir şey diyemem ama bunun çok spesifik olduğunu düşünüyorum. Yani bu sınavın hani eğitim almak benim için bir zaruriyetti. Yani birçok kişi için de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani hakikaten çok değişik kurallar var. Mesela bir kere işte fluency puanı diye bir şey var bahsediyorsunuz mesela. Hani tamam doğru söylüyorsunuz belki cevabı biliyorsunuz ama neyi ne zaman söyleyeceksiniz? Yani o süre bir anda akabiliyor. Birkaç saniyelik bir süreç var. Yani o başını ucunu kaçırınca bile bir anda fluency puanınızdan gidebiliyor. Yani hani bunlar da eğitimde oluyor. Hani eğitim olmadan olmuyor. Hani bunun da zaten eğitimini çok iyi yaptığınızı düşünüyorum. Hani iyi bir şekilde de aldığını düşünüyorum. Eğitim ve sonrasında da denemeyi de yani çok sık tekrar etmekle birlikte bir yerden sonra oturuyor. Alışıyorsunuz. İlk yaptığınızda hakikaten böyle anlaşılabilirliği çok olan bir sınav değil. Yani farklı bir türde 20 çeşit yanlış değilsem hocam teknik Evet, olarak siz yirmi. daha iyi bilirsiniz. Farklı türde soru geliyor. Ve hani bu soruların ne tarz sorular olduğunu anlayana kadar cevap verme süreniz geçiyor birçoğunda. Mesela listening ve speaking'lerde özellikle hani reading falan bir nevi biraz daha yine bir tık anlaşılabilir. Belki işte özellikle YDS deneyimi vesaire olanlar belki hani bir tık benzerlikler yakalayabilir ama hani speaking ve listening özelinde hakikaten hani soruyu anlayana kadar size verdiği 2-3 saniye geçmiş olabiliyor. Bunlar da eğitimle aşılacak şeyler. Eğitim, iyi bir eğitim ve üzerine çalışmayla aşılacak bir şeyler. Sonuç olarak cevap olarak kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum eğitimin. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Yani ben eğitim, evet, eğitim bir yerde kesinlikle önemli. Bunun hani taktik ve stratejiden kaynaklı olarak önemli olduğunu savunabilirim. Ama ayrıyeten öğrencinin verimli bir şekilde çalışması da çok önemli. Hiç denemeye girmemiş gibisi ve sınava giren öğrenciler hani kötü puanlarla gelebiliyor. Bu birazcık problem yaratabiliyor. Bazı yerlerde şey diyorlar, yani birkaç böyle karşılaştığım durum olmuştu. Repeat sentence'da answer short question'dayım falan zannettim diye söyleyen geri dönüklerim olmuştu benim. Deneme yaptınız mı diye soruyordum öncelikle. Yani çünkü belli bir şeyler eksik. Hani bir yerlerde bir sıkıntılar var. Sonrasında bunları toparlayıp güzel bir deneme şeyleriyle, programıyla ilerleyip zaten istenilen puanı yine aldırılabiliyor. Yani tabii ki öğrencinin çalışmasıyla da alakalı ama stratejik olarak gitmek de bu çalışma esnasında önemli bir ayrıntı. Pekala, teşekkürler. Bir diğer soru. Teşekkür. PT mi, YDS mi? Hangisi daha kolay? Yani şöyle diyebilirim hani birbirinden çok farklı sınavlar olduğunu düşünüyorum. Hani burada yine hani PT daha kolay evet fikrim bu ama bunu yine biraz açacak olursak hani hedeflediğiniz skor hani tarzınız bunlar da mesela etkili olabilir. Ama hani ben PT tabii ki derim hani bunu tahminimce ikisini de bilen 10 kişiden 9'u hatta belki 100 kişiden 99'u da böyle der. Ama şöyle bir şey vardır. Hani kişinin hedefi atıyorum. Hani bunların eş değerliklerini siz daha iyi biliyorsunuzdur. Hani
Ben biraz kabaca konuşacak olursam işte PT 90 üzerinden, YDS'nin 100 üzerinden olduğunu düşünürsek. Atıyorum mesela YDS'den 85 almanız gerekiyor. Bunun karşılığı işte ortalama 80 PT desek. Hani 80 PT'yi mesela ben kendi kapasitemi az çok bilen biri olarak hani ulaşır mıyım? Çok kolay olmaz açıkçası. Yani 85 YDS de tabii kolay olmaz ama ya ikisi de zor olur. Belki orada hatta direkt hemen PT diyemeyebilirim atıyorum böyle bir durumda. Hani bu çok spesifik bir örnek ama hani alt spor dalları için bence kesinlikle PT. Yani mesela işte YDS için orada mesela nasıl olur? Kabataslak yine matematik belki çok iyi olmayabilir ama yani YDS için mesela 50 gerekliliği vardır. O işte diğerinde 45-46 desek. Ya tahmini konuşuyorum yani burada siz daha iyi bilirsiniz. Çok YDS bilgisi olan biri de değilim. Hani belki bunu ne kadar tartışılır görüşlerim ama ben orada PT'yi 45'i çok rahat derim yani hani açıkçası. Bir kere YDS'ye hani şu var yani yılda bir veya iki defa sanırım alınan bir sınav. İki Üç. defa sanırım. Üç. Üç defa mı? Ha, Evet. yani kusura bakmayın çok Hesap. uzmanlığım değil. Hani lütfen düzeltin yanlışım olursa. Hani YDS denkliği de zaten benim için gerekmiyordu açıkçası. Onun için de birazdan belki onu da sorarsanız hani nerede girdiniz falan diye ona göre bir seçim yapıp orada siz yine ekstra açıklarsınız hani o konuya daha vakıf olan biri olarak. Yani dediğim gibi bence PT daha kolay. Özellikle alt skor dallarını hedeflediğiniz skor yani böyle 60'a 70'e kadar bir skorsa hatta ben PT'yi direkt derim kendi görüşüm olarak. Bence 100 kişiden 99'u da yani bu ikisini de deneyim demiş bilen biriler bir kişi der, PT der diye düşünüyorum. Pekala, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir diğer soruya geçtim öyleyse. Hangi salonda sınava girdiniz ve tavsiye eder misiniz? Evet, tam üzerine oldu soru sanırım. Yani az önce yani Evet. denk geldi. Orada da lütfen size hani pas atacağım. Hani açıklarsınız hocam hani bu konuya vakıf olan birileri olarak. Şimdi bildiğim kadarıyla hani kamu ya da kamu üniversiteleri mi oluyor? Yani kamuya dahil üniversiteler olmuyor mu onu bilmiyorum ama üniversite dışındaki yerlerde sanırım YDS denkliği ile ilgili sıkıntılar var. Hani böyle bir topu size atayım ondan sonra ben konuya Ben getireyim açıklayayım. hocam. Belki bilen arkadaşlar Evet olabilir. evet. Lütfen. Şimdi yani bildiği üzere PT sınavı çok farklı şehirlerde yapılıyor ama hepsi devlet üniversitesi olmayabiliyor. Mesela en basitinden şeyde İstanbul'da iki tane devlet üniversitesi, iki tane de normal özeller var. Şimdi eğer almanız gereken puanda YDS denkliği gerekiyorsa kesinlikle bir devlet üniversitesinde girmeniz gerekli. Hangileri bunlar? İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir'de var 9 Eylül Üniversitesi, Ankara'da var Yıldırım Beyazıt, Adana'da var Alparslan Türkeş, Erzurum'da var Atatürk Üniversitesi. Bunlar devlet üniversiteleridir ve YDS denkliği almak isteyen öğrenciler devlet üniversitesinde girme zorunluluğundadır. Ama sizin gibi yurt dışı kariyer hedefi olan adaylarımızda biz bir diğer özel şeyleri de önerebiliyoruz. Yani mesela siz Mindy'de girdiniz. Mindy Evet. için mesela herhangi bir YDS denkliği yok. Özel bir kurum çünkü ve bu yüzden de size bunu tavsiye ettim. Çünkü yurt dışında bir kariyer hedefiniz var. Herhangi bir YDS denkliğine ihtiyacınız yok. Yani bu bağlamda YDS denkliği gerekiyorsa devlet üniversitesinde, gerekmiyorsa master için, vize için, kariyer hedefi için de özel kurumlarda da şey yapılabilir, sınava girilebilir. Teşekkür ederim açıkladığınız için. Hani oradaki o görüşmemiz de çok etkili olmuştu. Hani bunu siz söylediniz hani detaylı bir şekilde. Ben de bu ve fiziki şartlardan da bahsettiniz. Ve bunların neticesinde ben Mindy Akademi'yi tercih ettim. Ve çok da memnun kaldım. Hani bu sınavda özellikle başka yerlerde giren arkadaşların hani deneyimledikleri söylediklerine göre hani özellikle hani bazı hani yerlerden bahsetmek istemiyorum ama ses yalıtımı ile ilgili çeşitli sorunların olduğu yerler olabiliyormuş. Hani anladığım kadarıyla karşıdaki kişinin sizin sesinize karışma gibi bir durum olmasa da hani sizin konsantrasyonunuzu bozacak şekilde hani
ses duyma gibi durumlar olabiliyor ki bu speaking de sizin dikkatinizi dağıtabilir. Örneğin mesela işte yanınızdaki kişinin herhangi bir soruda okuma yaparken ya da işte özellikle ilk section için speaking için konuşuyorum. Siz önünüzdeki tekste tam olarak odaklanamayabilirsiniz ya da duyduğunuz işte repeat sentence'da arka yanınızdaki kişiyi duyup kulaklıktaki şeyi kaçırabilme ihtimaliniz olabilir. Bunu deneyimlemedim ama hani başka bir yer deneyimlemedim ama Mindy Akademi için böyle bir sıkıntı olmadığını açıkça söyleyebilirim. Çok beğendim ses yalıtımları özelinde. Hani bir tık böyle Beylikdüzü'ndeydi diye hatırlıyorum. Yani bir tık belki işte İstanbul'un biraz böyle batı tarafında uç kısmında kalıyor. Belki işte ben Sakarya'dan gitmiştim mesela. İşte benim için biraz yol açısından biraz handikap yani oluşturma durumu vardı. Ama ben bunu önemsemedim açıkçası. Çünkü hani oradaki sınav esnasındaki konforumun daha etkili ve daha önemli olduğunu düşündüm. İyi ki de öyle bir tercihte bulunmuşum. Çok da memnun kaldım. Yani oradaki çalışanlar keza işte sınav görevlisi kişilerin de tutumlarından da gayet memnun kaldım diyebilirim. Yani şöyle ki şimdi ister istemez speaking bölümünde bir seslerin birbirine girme durumu evet olabilir ama biz bunu kontrol ettiğimizde böyle bir şey yok aslında. Yani sizin mikrofonunuza sadece sizin sesiniz geliyor. Biz bunları kontrol ettik çünkü. Sadece sizin sesiniz geliyor. Ha evet dediğiniz gibi konsantrasyon açısından birazcık sıkıntı yaratabilir durumu var. Ama bu durumlarda şu anda zaten en aza indirgenmiş vaziyette. Bu aralar özellikle bu aralar PT sınavı çok fazla tercih edildiği için hepsi böyle bir üzerinde uğraşıyor. Ne kadar daha fazla yalıtımlı olabilir, nasıl daha az ses duyulabilir şeklinde. Tabii ki istisnalar oluyor mu? Oluyor. Yani çok heyecanlanan öğrenciler, çok streslenen öğrenciler bir anda bağırarak speaking bölümünü yapmaya başlayabiliyorlar. Böyle durumlarda zaten gözetmeniniz devreye giriyor ve hani o kişiyi uyarıyor sessiz bir şekilde. Bu da en aza indirgenmeye çalışıyor. Ama şey olarak, teçhizat olarak baktığımda şu anda genel olarak hani Türkiye'deki devlet üniversitelerinin ve özel sınav salonlarının salonları gayet iyi, bir problem yaratmıyor. Yani bunu söyleyebilirim çok gönül rahatlığıyla. Pekala, teşekkür ederim. Bir diğer sorum. Ha, öncelikle şey de sorayım. Tavsiye ediyorsunuz öyleyse, değil mi Mindy'yi? Tabii ediyorum. Hani siz onu dedikten sonra ekstra bir şey daha söyleyeyim. Yani işte burada YDS denkliği için işte atıyorum devlet üniversitesinde girecek arkadaşlar da endişelenmesin. Hani dediğim gibi bu hani olabilir dedim. Yani bir kere zaten şey konsantre olduğunuz zaman duymama ihtimaliniz çok da yüksek. Yani hani bu şöyle bir şey var. Hani bazen konsantrasyonunuz kaçabiliyor. O konsantre olamadığınız anlarda karşı tarafın sesini duyarsınız. Yoksa hani dediğim gibi zaten kulaklığınız sizin de takılı. Hani kulaklıktan bir şey duyuyorsunuz. Hani bunu şöyle düşünmesin arkadaşlar. Yani kesin işte karşıdaki kişiye odaklanır vesaire. Bu çok olmuyor. Zaten hani iyi bir konsantrasyon durumunda olan kişiler bundan çok zaten etkileneceğini düşünmüyorum. Ama hani Mindy'nin hemen hemen hiç duymuyorsunuz. Yani ben öyle gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani diğerlerini de denememiş biri olarak. Yani diğerlerinden söylediğim hani diğerlerini yermek niyetinde değilim. Bir kere zaten denemedim. Ama Mindy'yi denedim. Çok sessiz ve çok iyiydi. Diğerlerinde hani arkadaşların ve duyduğum şeylerin hani keza işte yorumlarda bahsedilen şeylerin bir özeti olarak söylüyorum. Yani arkadaşlar da hani orada girmek zorunda olanlar da endişelenmesin derim. Mindy'yi de öneririm diye kapatabilirim. Evet, şöyle sonuçlandıralım o zaman. Eğer YDS denkliğiniz gerekmiyorsa özel kurumlarda girebilirsiniz. Mindy'de gönül rahatlığıyla da sınava girebilirsiniz diyebiliriz. Pekala. Bir diğer sorum. Sınavdan önce, esnasında ve sonrasında herhangi bir tavsiyeniz var mı yapmamız gereken, yapılması gereken adaylar tarafından? Yani öncesinde bir kere zaten bu çalışma olayı çok önemli. Yani çalışmak gerekiyor. Hani tabii burada hedef puanınız ve seviyeniz çok önemli. Atıyorum mesela çok iyi bir seviyedesinizdir. Ha, bir hafta da yetebilir ki benden önce konuşan arkadaşımız sanırım. Mesela çok daha kısa sürede bunu aşmış. Ha, muhtemelen hani İngilizce kapasitesi benden çok daha iyi bir seviyedeydi. Ve daha küçük eklemelerle buna ulaştı. Yani böyle arkadaşlarımız da olabilir. Benden daha kötü seviyede olup mesela benim skoruma ya da benden daha fazla
bir skora ihtiyaç duyan arkadaşlar da olabilir. Bunların mesela benden daha fazla çalışması gerekebilir. Yani daha fazla süreçte ekleyebilir. Bu tamamen sizin kapasiteniz, yani İngilizce kapasiteniz, İngilizce bilme düzeyiniz ve çalışma kapasitenize bağlı. Hani dediğim gibi hedef puanınızı önünüze koyacaksınız ve bunun için ne kadar çalışmam gerekiyor diye düşüneceksiniz ve bu noktada da zaten siz gerekli desteği sağlıyorsunuz ki ilk konuştuğumuzdaki o desteği de hiç unutamıyorum. Bana da hani böyle bir hani yol haritasında bulmuştunuz. Yani 38 aldığımın akabinde görüştüğümüzde hani aynen hani şu an yaşadığım şeylerden bahsettiniz. Hani hiç unutmuyorum. İşte hani günlük belli bir düzende, belli bir saatte minimum 1-1,5 ay çalışmanız gerektiğini söylemiştiniz. Hani bunu hatırlıyorum ve bunu yaptım ve ulaştım. Hani bunu da zaten siz de yavaş yavaş bu işin içine girdikçe işte 3. 5. gün bir hafta derken yavaş yavaş anlıyorsunuz. Yani bu skora nasıl hani ilerlediğinizi, onu nasıl özümsediğinizi ve ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu da görüyorsunuz. Öncesi için böyle diyebiliriz. Yani eğitim ve çalışmak önemli. Yani her şeyde olduğu gibi ne kadar yetenekli olursanız olun. Sınav esnasında şöyle bir şey var. Hani bu sınavın belki de bir handikapı diyebilirim bence. Şimdi bir YDS ya da işte otur sınavlarda atıyorum belki bir es verme zamanınız olabilir. Hani bir yorulmuşsunuzdur. 1-2 dakika kendinize ayırırsınız falan ama bu sınavın öyle bir handikapı var. Yani süre bir an hızlı bir şekilde akıyor. Her sorunun kendi içinde hemen hemen her sorunun kendi içerisinde ayrı bir süresi var. Bir de genel bir süreniz var. Yani şunda şöyle bir durum söz konusu. Hani sınav içerisindeki konsantrasyon kayıplarınız önemli. Yani eğer ki kaçırırsanız bir şeyin ucu kaçabiliyor. Yani bir soru komple kaçabiliyor ki keza ben mesela bunu yaşadım. En başarılı olduğum sectionların ikisinde bunu yaşadım. Hatta muhtemelen belki de fazla özgüvenle ilgili de olabilir. Yani sona doğruydu. Biraz yorgunluk da olabilir. İsimleri Select Missing Missing Words words. olabilir, değil mi? Missing Words, evet. Yani o aslında en rahat hissettiğim bölümdü. Yani çok rahat atıyorum yüksek puanlar yaptığım bir bölümdü. Ama mesela işte karşıdaki kişi bir şey okuyor ve arada işte farklı bazı kelimeleri yanlış söylüyor hani kasıtlı olarak ve sizin onu bulmanız gerekiyor. Bir başını kaçırınca bir anda o tekstin içinde nerede olduğunu bulamayabiliyorsunuz. Bulana kadar da 3-5 soru geçebiliyor ki bir soruda ben böyle kaçırdım. Ve çok ciddi de puan götürüsü olan yani getirisi ve götürüsü olan bir şey ve ben de gitmişti. Keza işte onun şu an yine ismini unuttum hocam da bunu yazdığımız yani listening bölümünde Fill in the blanks writing olabilir mi? Sanırım En son format. listening. Evet, listening bölümünde Write from dictation. writing yaptığımız. Yok hocam, boşluklarda yazma noktasında. Fill in Fill in the blanks. Evet, listening bölümündeki the fill blanks. in the blanks'ten bahsediyorum. Keza orada da mesela bir kaçırdığım olmuştu. Birkaç kutucuk kaçırmıştım ve ciddi puan götürüsü olan bir şey. Keza orada en iyi yaptığım bölümde. Yani demek istediğim o da çok önemli. Ben burayı çok iyi yapıyorum. Nasıl olsa sınavda da çok iyi yaparım. Rehavaletine arkadaşların girmemesi gerekiyor. Özellikle sona doğru. Hani o konsantrasyon önemli. Kayabiliyor. Hani onu bir şekilde konsantre olmak gerekiyor. Çok zor şeyler değil. Yeter ki hani böyle sınav esnasında ya işte şu ana kadar çok kötü gidiyor. Bırakayım gibisinden bir düşünceye kapılmamak gerektiğini vurgulayabilirim. En önemlisi bu. Sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor. Neticesinde mesela belki o noktada daha sonrasında bırakmış olsaydım 57 değil de 52, 51 alabilirdim ve bu bana yeterli olmayabilirdi. Yani böyle bir durum söz konusu. Sınavda da buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun öncesinde de hani kendi branşım ama hani çok fazla konuya girmeyeceğim. Çeşitli belki takviyeler alınabilir mi? Yani takviye öneren biri değilim ama beslenme önemli değil daha doğrusu. Yani beslenmek, hayat düzeni. Belki hani sınav öncesinde bir kahve içebilirler. Yani bu da yine belki şekerli şeyler yemek hani beyin hücrelerini yani çalıştırması için. Yani aç girmesinler mesela bir kere onu diyebilirim. Hani bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki sonrası için var mıdır herhangi bir tavsiye? Sınav sonrası mı? Evet, sınav sonrası. Yani sınav sonrası zaten bu sınavın en güzel yanı da Evet. hani sınavdan
Ya benim mesela 2 gün içinde dediler, 3 saat içinde oldu. Hatta oldu, onu da anlatayım isterseniz. Belki vakti yaşıyorum ama ben aracımla işte Beylikdüzü'nden Sakarya'ya doğru geliyorum. Navigasyon bana işte Avrasya Tüneli'nden götürdü. Avrasya Tüneli'ne girdim, mail aldım. Yani mailde de sınav sonucu gelmişti. Şimdi orada hem sınır var, yani 70'ten fazla gidemiyorsunuz. Ha, sinyal gitti bu arada. Sinyal gitti, açamıyorum. Avrasya Tüneli de yani bir 4-5 dakika falan sürüyor yanlış değilsem. Yani İstanbul'daki arkadaşlar daha iyi bilir, daha çok kullananlar. Yani bir an önce bitsin istiyorum ama bir yandan da hani trafik tehlikeye de atmak istemiyorum. Belli bir hızda gitmeniz gerekiyor. Hani 2 şerit yol, 70'te böyle arabalar gidiyor falan. Yani bir orada 4-5 dakika böyle hani kalp atı hızım muhtemelen 60'tır diyebilirim. Yani böyle tünelin bir an önce bitmesini istedim. Tünel bitmeden sınav açabildi. Açtım ama şimdi yola konsantre olmak istiyorum. Yanımda kimse de yok. Tek başıma araç kullanıyorum. Çok da göremedim. Sonra işte çok uygun olmayan, yani tüneli geçtikten sonra çok uygun bir yerde göremedim. Duramadım. Ya orada bir mesela işte bir 4-5 dakika hani bir 57'yi gördüm. Ha, benim şöyle bir durum vardı. Pardon, özür dilerim, onu da anlatayım. Ha, 57, yani 55 üstü sadece yetmiyordu. Her bir section içinde minimum 50 üstü bir puan almam gerekiyordu. Onları göremedim. Onlar daha altta böyle küçük küçük yazıyor falan. Yani bir 3-4 dakika bir heyecanı yaşadım. Ama hani bu tatlı bir heyecandı neticede. Sonrasında da hani geçtiğimi gördüm. Diyeceğim o ki en güzel avantajı bu. 3 saat önce sınav sonucunu gördüm. Çok büyük bir bence çok güzel bir durum. Yani nasıl açıklanır bilmiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla diğer sınavlarda böyle bir durum yok. IELTS'te de vesaire de belli bir süre geçmesi gerekiyor almanız için. Yani daha evime varmadan sınav sonucuna gelmiş oldum diyebilirim. Ya evet, PT'nin genel olarak tercih edilmesinin bir sebebi de bu. Atıyorum YDS'de bir ay bekliyorsunuz. IELTS, TOEFL gibi sınavlarda da bir hafta, belki 1,5 hafta kadar bekleyebiliyorsunuz. Ama PT'yi eğer ekstrem bir durum olmazsa 2 saat, 3 saat içerisinde açıklanabiliyor. Ekstrem durumlar oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ama zaten bunu da Pearson olabildiğince en aza indirgemiş durumda. Yani böyle durumlarda size ücretsiz bir sınav tanıyor ve hani hakkınız yanmamış oluyor. Böyle bir şey de var yani. Pekala, teşekkür ederim. Son sorum o zaman. Yurt dışı kariyer hedefi için PT çalışmalarında PT Marin sistemini ve kurumunu önerir misiniz? Yani az önce de belirttiğim gibi kesinlikle öneririm. Yani 38'de başladım kısa bir sürede. Hani hedeflediğim skora geldim. Burada en önemlisi hani sunmuş olduğunuz hizmetin çok büyük meyvelerini yediğini söyleyebilirim. Keza aynı zamanda hani danışmanlık yapmış olduğunuz danışmanlık da çok önemli olduğunu, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de ekstra PT'nin zaten hani önerdiğimi de söylemiştim. Hani yurt dışı hedefi olan, özellikle akademik anlamda bir şeyler yapmak isteyenler hani ki ben işte post doktora düşünüyorum, doktora sonrasında hani düşünüyorum. PT'nin geçerli olduğu ülkeler için hani hangi ülkeler, o konuda çok bir bilgim yok. Ben hani hedeflediğim yer Amerika olduğu için hani orayı için geçerli olduğunu biliyorum. Hani İngiltere için ya da işte nere için geçerlidir, hangi branşlarda geçerlidir onu da bilmiyorum. Ama mesela işte kendi alanımda işte Amerika için işte doktor, hemşire ya da işte bu tıp mensupları için hani 55 puan yeterli oluyor çalışabilmeleri için ve de akademik hayatlarında sonrasında devam ettirebilmeleri için diyebiliyorum. Ben hani keza işte bunun IELTS karşılığı da işte minimum overall 6,5 ve işte speaking 7 üstü olmak şartıyla. Ben PT'nin daha rahat ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. PT Marin'i de kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi zaten hani bu formatta sorular çözmezseniz hani bir yere gelmek çok kolay değil. Yani hani zaten PT Marin sayfasında da hani bunun template'leri de mevcut. İşte çok sayıda yine her part için, her section için dolmayacak şekilde sorular var. Yani ben mesela hani iyi sıkı çalıştım diyorum ama 1,5 ayda
Hani atıyorum her bir section için üçte birini belki anca bitirmişimdir. Yani her ne kadar günlük düzenli yapsam da bu şu demek oluyor yani hani yeterli kaynaklar mevcut bitirmenin sayfası için konuşuyorum. Burada yeteri kadar örnek sorular her bir section için çözülebilir. Zor durumda olunca sizin gibi değerli hocalardan destek alınabilir ki bunu şahit oldum. Hani bir mesaj kadar, bir arama kadar yakın oldunuz. Teşekkür ederim tekrardan hani size. Bu noktada arkadaşlara öneririm diyebilirim son olarak. Teşekkür ederiz Rıdvan Bey. Ağzınıza sağlık. Var mıdır eklemek istediğiniz başka bir şey? Sanırım yok. Yani şu an aklıma gelen yok. Hani bu şekilde. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Onurlandırdınız bizi. Çok da güzel Ben sonuçlar teşekkür verdiniz ederim. zaten bize. Yani bu süreçte yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Her daim de bundan sonraki süreçte de mutlaka yardımcı olacağız. Ne olursa olsun. Öyleyse kendinize iyi bakın diyorum ve Çok teşekkür ederim. Siz de görüşmek umarım üzere. yani bunu izleyen arkadaşlar olursa onlara da bir katkımız olur. Umarız. Onlar da inşallah hedeflerine ulaşırlar herkes. Ki ben her zaman buna inanırım. Hani çalışan kişiler yani bir emek sarf edince bu bir şekilde oluyor. Yani bugün olmuyor, 3 ay sonra oluyor vesaire bir şekilde oluyor. Hani çalışan arkadaşlar hiçbir şekilde yani hedeflediği puan ne kadar yüksek olursa olsun kendi İngilizce kapasiteleri hani kabiliyetleri ne kadar düşük olursa olsun kesinlikle umutsuzluğa katılmasınlar. Hani sadece çalışmaları gerekiyor. Önlerinde hani ona göre bir tarih ayarlayıp elinden geleni yapmalarını tavsiye ederim. Bir şekilde oluyor. Ben mesela hani böyle konuşuyorum ama daha gereklilikleri yerine getirip bitirmiş ya da gitmiş bir şeyleri başarmış biri olarak da konuşmuyorum. Çünkü ben de daha henüz bunun bir parçasıyım. Hani başka gereklilikler de var. Hani hayatım burada devam ediyor, iş hayatım vesaire keza işte dediğim gibi doktora sürecim devam ediyor. Bu bir öğrencilik vesaire. Hani daha henüz bir şeyleri hani başarmıştı, tavsiye ediyormuş gibi de olmasın. Yani ben de sonuçta hala bir yola devam ediyorum. Sadece İngilizce gerektiğini geçtim. Hani burada da sizin katkılarınız çok fazla oldu. Teşekkür ederim. Ha, bu noktadaki fikirlerimi paylaştım. Keza onlar da kendi başarılarını hani bizlerle benle de paylaşırlarsa benim için de yol gösterici olur diye düşünüyorum. Bu şekilde de kapatmak istiyorum. Teşekkür Tekrar. ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tekrardan. Sağ Kendinize olun. iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Hoşça kalın.